Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir video analizi yaptım ve Alman toplumunun %30'unun 80 yıl bir aradan sonra Nazi Partisi'ne oy vermesinin aslında Almanların genel karakter olarak Nazi olmasına yakın bir yapılar olduğunu ifade eden bir video analizdi. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük tepkiler, çok önemli tepkiler aldım. Demek ki toplumların genetiği böyle olabiliyor. Şimdi büyük bir soykırım gerçekleşiyor Gazze'de. Büyük bir olasılıkla Lübnan'da da devam edecek. Belki Doğu Kudüs'te de devam edecek. Bu soykırımı gerçekleştiren siyasi kadro Başbakan Netanyahu liderliğinde kurulmuş aşırı sağcı bir partilerin koalisyonundan oluşan bir hükümet. Çok kolay bir yöntemle bu soykırımın bütün sorumluluğunu, ahlaksızlığını, rezilliğini, şusunu, busunu şeye verebiliriz. Netanyahu'ya fatura edebiliriz. Ama o hükümet o toplumun içinden çıkıyor. Ve o toplum belli ki şu anda sürmekte olan hikayeye tamam Tel Aviv'de veyahut başka yerlerde yaşanılan bazı ters protestolara rağmen onay vermiş durumda. Durum o, onu gösteriyor. Bakın TRT çok güzel bir belgesel yaptı. Tavsiye ederim, YouTube'a girin, orada da var. Kutsal işgal, Filistin topraklarını gasp etmek. Gerçekten Türk medyası neden bu kadar önem vermiyor? O belgeselin bütün kanallarda kamu otoritesi tarafından yayınlanması gerekiyor. Konu çok özel. Yani Batı Şeria'da yaşanılmakta olan yerleşimci saldırganlığı ve toprakların gasp edilmesi. Bunu anlatıyor. Çok güzel bir belgesel. Ana konusu bu. İşgal topraklarındaki yerleşimci terörünü belgelemek, tanıkların anlatımıyla Filistin topraklarının sistematik olarak nasıl gasp edildiğini, nasıl ortadan kaldırıldığını anlatmak. Bunlar faşist. Bildiğiniz faşist insanlar. Hani Adolf Hitler'in adamları gibi. Yani bir, onun Yahudisi. Ve Yahudi radikal faşist yerleşimci örgütü Naçala diye bir örgüt var. Onun da bir lideri var. Daniela Weiss. Bu belgeselde resmen görüyoruz. Gazze'ye soykırım turizmi gerçekleştiriyor. Ne demek bu? Bunlar çoluk çocuk, çoluk çocuk, çocukları da alarak yanlarına böyle lüleli lüleli bir bota biniyorlar. Akşam saatlerini daha çok tercih ediyorlar çünkü patlamalar gözüküyor. Yani Gazze'yi İsrail bombalarken, orada katliam sürerken bunlar neşe içinde bir geminin içinde çoluk çocuk parti yapıyorlar. Parti yapıyorlar arkadaşlar. Partiliyorlar yani. Böyle mezeler var falan. Çocuklar işte bak vurdu vurdu falan. Çocuklara gösteriyor. İşte bu antropolojik vaka. Bunu hiçbir şeyle anlatamazsınız. Efendim sağ mı sol mu hiç. Bu başka bir şey. İtamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi üyesi milletvekili de orada. Senhor Melet. Diyor ki Siyon'un yerleşimini burada kuracağız. Bu kuruluşa nasıl başlayıp sürdüğünü izleyeceğiz. Ve Gazze sonunda İsrail yerleşim birimi olacak diyor. Daniela Lewis diyor ki Filistinlilerle birlikte yaşamak imkansız. Filistinliler bu toprakları terk edecekler. Sonunda Gazze bütünüyle yerleşimcilerin olacak. O yerleşimcilerin böyle genç olanları, ellerinde silah olanları diyor ki, kameraya söylüyorlar. Ya buradan gidecekler ya da hepsini öldüreceğiz. Merak ettim, araştırdım. 2014 yılındaki Gazze katliamında da bunlar millet olarak yani topyekun tepelere çıkmışlar. Evden getirdikleri iskemle ve kanepeleri oturup içkilerini açıp Gazze'nin bombalanmasını seyrederken partileme yapmışlar. Açın bakın.
Google'da var. Fotoğraflarıyla. Hoşça kalın.